Kırlangıç'ın aşk hikayesi. Mevsim sonbahara doğru geldiğinde kırlangıçlar göç etmeye başlar. Ama daha yaz ortalarında minik bir kırlangıç bir adamın camına yaklaşmış ve onu izlemeye başlamış. Yalnız başına yaşayan bu adam tek başına yemeğini yiyor, camın önünde bakıyor. Bazen kuşlara ufak ufak yemler veriyormuş. Gelmiş, gitmiş, gel zaman, git zaman kırlangıç bu adama aşık olmuş. Camını vurmaya başlamış, adam onu kovalamış. Yine ertesi gün gelmiş tekrardan. Adam cam açmış, ne istiyorsun demiş. Ha demiş, ben sana demiş aşık oldum. Sana yarenlik yapmak istiyorum, ne olur beni içeri al. Bak göç zamanı geliyor, gideceğiz biz. Seninle kalayım, beraber birlikte bir şeyler yeriz, hayatı paylaşırız. Senin de canın sıkılmaz. Yok demiş, istemiyorum, ne olur diye yalvarıyor. Kırlangıç ama adam zaten çok aksi biriymiş. Kesinlikle kabul etmiyor, gönderiyor. Kırlangıç bir iki gün daha geliyor, yine çok üzgün. Hiç adam oralı olmuyor. Ve göç zamanı geliyor, kırlangıçlar göçüp gidiyor. Birkaç gün sonra adam kendi kendine düşünmeye başlıyor. Ya ben de diyor ne aksi adamım. Ne olur alsaydım ben bu kırlangıcı içeriye. Ne güzel bana yarenlik ederdi. Birlikte sohbet ederdik, yerdik, içerdik. Ben de yalnızlığımı paylaşırdım diye düşünüyor. Sonra kendi kendine yine diyor ki ama nasıl olsa dönecekler tekrardan göç zamanı gelince. Alırım bu sefer evimi diyor. Tekrardan kırlangıçların gelme mevsimi yaklaşıyor ve başlıyor kuşlar teker teker gelmeye. Hepsi geçiyor kırlangıçtan ama adam bakıyor. Yok kendi kırlangıç. Allah Allah diyor. Niye acaba o yok? Merak ediyor. Günlerce bekliyor. Göremiyor kırlangıçı ve hemen bir bilgeye gidiyor. Ya diyor ben diyor böyle böyle bir şey yaşadım. Bekliyorum şimdi pişman oldum. Artık diyor almak istiyorum o kırlangıçı. Benimle hayatı paylaşsın istiyorum. İşte yalnızlığımı paylaşsın. Sonra bilge diyor ki beyim diyor bilmediğim bir şey var. Kırlangıçların ömrü diyor 6 aydır.